Merhaba gençler, sıra geldi reaksiyon hızının ikinci testini çözmeye. Bakalım burada hangi sorularla karşılaşacağız? Birinci sorumuz bize demiş ki, tek basamakta gerçekleşen aşağıdaki tepkimelerden hangisinin aktivasyon enerjisinin en yüksek olmasını bekliyor? Şimdi reaksiyon hızında şöyle bir şey demiştik değil mi? İyonlar üzerinden ve moleküller üzerinden yürüyen tepkimeler vardı. Aktivasyon enerjisinin en yüksek olması demek, tepkimenin en yavaş gerçekleştiğini bulman demek. Şimdi birinci tepkime kimin üzerinden? Sakın molekül demek. Niye? Suda demiş. E suda H artı eksi. Suda Na artı OH eksi değil mi? Aslında bu iyonlar üzerinden yürüyen bir tepkimedir gençler. Kim gibi? Aslında aşağıdaki tepkime gibi. Bu da iyonlar üzerinden değil mi? Peki şurasını katı vermiş ama burada ne var? Na En O eksi hem iyon var hem de katı var. Aşağıya geldim demiri yanma tepkimesini gerçekleştirmiş. Bir altına geldim çinkonun bakırla tepkimesini gerçekleştirmiş. Şimdi bu tepkimeye de baktığımda şurada da bir iyon yer almıyor mu? Yer alıyor. O zaman aslında A, B, C ve E seçeneklerine iyonlar üzerinden yürüyen bir tepkime. Peki denizliye baktığımızda demirin yanma tepkimesi yani bir paslanma tepkimesi nedir? En yavaş gerçekleşen tepkime aralarında bunun olmasını beklersin. O yüzden cevabımızın denizli olarak karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Peki geldik ikinci soruya. Tek basamakta gerçekleşen tepkimesiyle ilgili ifadelerinden hangisinin yanlış olduğunu söylüyor. Bakın şu çok önemli bir kelime. Tek basamakta gerçekleşmiş. Diyor ki NO derişimi sabit tutup H2 derişimini iki katına çıkartılırsa tepkime hızı iki katına çıkar. Şimdi bunun için benim reaksiyon hız ifadesini yazmam lazım. Bir yazalım mı şuraya? R eşittir K çarpı kim var arkadaşlar girenlerde? NO'nun derişiminin karesi çarpı kim gelecek? H2'nin derişimi şeklinde karşımıza gelecek. da neymiş? Karesiymiş. Peki diyor ki NO derişimini sabit tutup şunun değiştirmeyeceğim diyorum. H2 derişimini 2 katına çıkartmak demek. Bak 2 katına çıkarsa bunun karesi değil miydi? O zaman tepkimi hızı kaç katına çıktı gençler? Tam 4 katına çıkmasını beklersin. Tepkimi hızı 2 katına çıkar diyoruz ki hayır 4 katına çıkar çünkü üzerinde 2 sayısı var. Devam ettim. Kap hacmi 2 katına çıkarsa. Şimdi molarite eşittir n bölü v değil mi? Hacim 2 katına çıkarsa derişim tam yarıya iner. Peki kimin derişimi yarıya iner? Bunu farklı renkte yapalım. Koca hem NO'nun derişimi yarıya indi hem de H2'nin derişimi yarıya indi. Ama hem bunun karesi var hem de bunun karesi var. Ne üzerlerinde 2 var. O zaman 1 bölü 4 1 bölü 4'ten tepki hızı ne yaptı? 16'da 1'ine indi ya da 1 bölü 16 katına çıktı dememiz lazım. O zaman tepkim hızı 1 bölü 16 katına çıkar cümlesi doğru olarak karşımıza çıkacak. Peki hız denklemi aha da bu şekildedir. Doğru yazmış mıyız? Yazmışız. Demek ki burası doğru bir ifade olarak gelecek. Hangisi yanlış oldu? Yalnızca A seçeneğimiz yanlış olarak karşımıza geldi. Devam edelim 3. sorumuzda. Bize bir tane tepkime vermiş. Demiş ki tepkimesinde x'in derişimi sabit tutulup y'nin derişimi 2 katına çıkartılırsa tepkim hızı 4 katına çıkıyor. Kapacımı yarıya düşürürse tepkim hızı iki katına çıkıyor. Buna göre ifadenin hangisi doğrudur? Şimdi normalde bu tek adımla gerçekleşen bir tepkim olsaydı reaksiyon hızını biz nasıl yazacaktık? R eşittir K çarpı X'in derişiminin karesi çarpı Y'nin derişimi şeklinde yazmamız gerekiyordu. E Peki tek adımda mı? Bir bakalım yaptığı etkinliklere. X'in derişimini değiştirmeden yani sabit tutulup. Y'nin derişimini iki katına çıkartırsam tepkime hızının kaç katına çıkması lazım normalde iki katına, ama tepkime hızı dört katına çıkıyor. Ha, hocam o zaman bu bir mekanizmalı tepkime. Yani bizim Y dediğimiz değerin üzerinde kim olması lazım? İki gibi bir ifade olması lazım ki dört katına çıksın. Aldım Y'yi cebe. Devam ettim. mı yarıya düşürülürse, şimdi diyorum ki. Molarity eşittir. N bölü V değil mi? Hacim yarıya düşerse derişim 2 katına çıkar. Şimdi çok dikkat edin gençler. Şimdi bunun derişimi 2 katına çıktı. Yalnız ikinin neyi oldu? Karesi oldu. X'in derişiminin üzerindeki sayı kaç bilmiyorum. Burası 4 katına çıkarken tepki hızı 8 katına çıktıysa bunun kaç katına çıkmış olması lazım sadece? 2 katına çıkmış olması lazım. Bunun için... Soru işareti dediğim bölgenin kaç gelmesi gerekiyor? 1 olarak gelmesi gerekiyor. O halde hocam benim reaksiyonun hız ifadesi K çarpı X'in derişimi çarpı Y'nin derişiminin karesi olduğunu kesin olarak bulduğum. Yani benim en yavaş basamağım. Geldim şimdi soruya. Diyor ki reaksiyon mekanizmalı gerçekleşmiştir. Net tepkime farklı ara basamak farklı olduğu için kesinlikle reaksiyon e, mekanizmalı gerçekleştirmiş. Çünkü yavaş basamak var burada. Tepkime 3. derecedendir. 1 e, burada, 2 burada topladığım zaman kaç oluyor? 3. dereceden. Doğru dedim. Hız ifadesi R eşittir. X'in karesi Y şeklinde değil tam tersi olması lazım. Yani X çarpı Y'nin karesi gelmesi lazım. O zaman yanlış oldu. Cevabımız ne geldi? 1 ve 2 yani denizli olarak karşımıza çıkacak. Devam ediyorum 4. soruyla. Yukarıda bir dizi tepkime vermiş ve bununla bağlı olarak da bir net tepkime vermiş. Reaksiyonlar için ifadelerinden hangisinin yalan olduğunu istiyor bizden. Tepkime 3. derecedendir diyor. Tepkimin hız ifadesini kime göre yazarım ben? En yavaş basamağa göre yazarım. Yavaş basamağa göre R eşittir K çarpı. Hocam bu katı yazılmaz. E bu katı bu da yazılmaz. Hiçbir şey yazılmadı. Demek ki reaksiyon hızı sadece K ile değişiyorsa bu tepkime 0. derecedendir. Yani burası yanlış bir ifade oldu. Diyor ki kalsiyum oksit katalizör olarak kullanılmıştır. Kalsiyum oksit arkadaşlar net tepkime bir baksanıza var mı? Yok hocam. E peki baktım geldim kalsiyum oksit. Burada oluşturdum. Burada harcadım mı? Evet. Katalizör mü? Hayır. Ara ürün. İlk basamakta oluşmuş. ikincisinde harcanmış. Bu tür tepkimelere biz ne diyorduk? Ara ürün. O zaman burası da yanlış oldu. Tepkimenin hız denklemi R eşittir. Kalsiyum oksit çarpı karbonu küpü diyemezsin. Çünkü bunlar katı. Hız denklemi R eşittir K'dır. O zaman burası da yanlış oldu. İfadelerinden hangisi yanlışmış arkadaşlar? Her üçü de yanlış olarak karşımıza gelecekmiş. Geldik 5. soruya. Burada diyor ki iki basamakta gerçekleşen bir tepkime vermiş. Bu tepkimenin hız ifadesini istiyor. Buna göre tepkimenin hızlı olan ikinci basaman denklem aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi he, yorum yaptırıyor. Normalde şöyle bir şey yapmıştık arkadaşlar. Saldırıyorum. Dersteyken şöyle örnek vermiştim. Atıyorum 3 ile 2'yi toplarsa sonucu kaç buldum? 5 buldum. Eğer ki soru köklerinden bir sana mesela şurayı vermedi. Sen ne yapardın? 3'ü ters çevirdin. Burayla toplardın değil mi? Cevabı ne bulurdun? 2'yi bulurdun. Buradaki mantık da aynı. Benim bir net tepkimem var. Net tepkime ne? 2 tane NO artı. 2 tane H2. Giderek kime dönüşmüş? N2 artı. 2 tane H2O'ya dönüştüğü bir tepkime. Burası net tepkime. Tepkiminin hız ifadesini vermiş bana. Hız ifadesi ne demek arkadaşlar? Girenler aslında değil mi? Şimdi girenlerden olacak. H2'nin derişimi çarpı. Dur hatta böyle yazmıyor. H2'nin derişimi diyor mu ya? Normal tepkiminin giriş ifadesi şeklinde yazalım. Burayı. Burası şöyle değil mi arkadaşlar? H2 artı 2 tane NO giderek bir şeylere dönüşüyor. Belki burada da bir şeyler var. Bilmiyorum. Niye? Katazor olabilir, Arayolun olabilir ya da katı sıvı olabilir. Ne yapıyorduk? Yavaş olanı ters çevir, bununla toplamam lazımdı. Yavaş olanı ters çevirsem, bu adamın kime gelmesi lazım? ürünleri. Yani iki tane eno olması lazım. Altı, H2'nin gelmesi lazım. Şimdi aklımıza şu geldi mi? Bak şurayı bilmiyorsun. Belki sonunda bir şeyler var, bunu da bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ama yorum yapmam gerekecek şimdi. Eno'lar gitti. Tamam. Girenlerde kim olmayacak arkadaşlar? Eno olmayacak. Eno olan var mı girende? Yok. Allah'tan hiçbirini bulamadık. Güzel. Ha, gerçi şurada ürünler de var. Ürünlerde de olmayacak. Yani D seçeneğini eledik. Başka üründe olanlar mı? Yok. Başka hidrojenden bakın çok dikkat edin. Püf nokta buradan geliyor. Hidrojenden birini sildim. Hidrojenden birini silince buradan da bir tane hidrojen sildim. Girenlerde kim kaldı? H2 kaldı. Şimdi girenlerde H2 olmak zorunda artık. Burası mecbur. Şimdi girenlerde kim var? H2 var. Başka giren burada ürünlerde var. Eledim. Burada ürün de var. H, bir 1 yazılmış. Burası H2'dir. Ürün de var. Eledim. Başka ne var arkadaşlar girenlerde? iki tane H2 var. Bak ben kaç tane istiyorum? Bir tane istiyorum. İki tane olabilir mi? Burayı da eledim. Aslında cevap çıktı. Cevabımız neymiş? A seçeneğiymiş. Burada çağrışım yapacağız arkadaşlar. Bizim neyi buldurmak istiyor? Ne kalıyor? Elde olan ne? Burada bir tane bak belirgin olarak girenlerde 1 mol hidrojen kalacağını bulduğum için girenler dedim ki 1 mol hidrojen olmak zorunda dedim. Bazen mesela tek tek toplayarak bulmaya çalışıyorsun ama bu zor bir tepkimi oluşturmuş sizde. Yani şans eseri bulmanız hepsi. Neden? Çünkü püf noktayı yakalaman gerekiyor. Eğer ki onu yakalarsan işaretleyebileceğin bir soru kalıbı haline gelmiş oluyor. Devam edin altın soruyla. Bir tepkime vermiş. Diyor ki bu tepkimin ben hızını arttırmak istiyorum. Şimdi tepkimin hız ifadesi neyle değişiyor? R eşittir. K çarpı. Girenlerin derişiminde katı var. Hiçbir şey yazılır mı? Yazılmaz. O zaman bu tepkimin hızı sadece K'yı etkileyen faktör kimdi? T, M, K, S. Yani temas yüzeyi, madde cinsi, ve sıcaklıkla oynayarak değiştirebilirim. Derişim değiştirmez. Niye? Çünkü derişim ifade eden hiçbir şey yok tepkimenin girenlerinde. Geldi. Diyor ki KCl3'ü toz haline getirmek. E temas yüzeyini arttırsam tepkim hızı artar mı? Artar. O zaman bu işlemi uygularım. Sıcaklığını arttırmak. Bu tepkimi endome mu? Bak soru kökünde vermiş. Endotermik. Sıcaklığı arttırırsam tepkimi ürünleri gönderdim falan fistan da hiç düşmene gerek yok ki. Sıcaklık bir tepkimi endo ya da egzo fark etmeksizin artması demek tepkimi hızlandırman anlamına gelir. Yani doğru. Uygun bir katalizör kullanmak. T, maka. K. neydi? Katalizör. O zaman katalizör kullanmak bu tepkimi hızlandıran bir faktörmüş. Yani cevabımız E seçeneği şeklinde karşımıza gelecek. Devam ediyoruz gençler. Şimdi şekilli bir soru. Diyor ki Şekildeki ideal pistonu bir kapta bulunan karbonmonoksit ve klor gazları arasında aha da bu türde bir tepkime gerçekleşiyormuş. Buna göre ifadelerinden hangisi reaksiyonun hızını arttırır? Şimdi tepkimenin hızına bir bakalım mı? R eşittir K çarpı. Girenlerde kim var? Karbonmonoksit çarpı klor gazı şeklinde getirdim mi? Tepkime hız ifadesi bu. Şimdi bir şey yapacağım ve tepkime hızlansın istiyorum. Piston sabit tutulurken tuttum. Kaba inert bir gaz eklemek. Şimdi inert bir gaz eklemek ne demek hocam? Pistonun üzerine bir baskı uyguladım. Pistonu sabitledim. Oynamıyor. İçeriye inert bir gaz eklersen bu tepkime kabının basıncı ne olur? Pv eşittir nrt'den düşünün arkadaşlar. Basıncı arttı. Şimdi denge sistemi gençler basıncı bozdu. Kimin basıncı arttı? Buranın komplesinin basıncını arttırmış oldu. Kabın basıncı artınca artan basıncı hangi yöne doğru götürmek isteyecek arkadaşlar? azalan yöne doğru götürmek isteyecek değil mi? Peki hangi taraf azalıyor? Şimdi basınç artarsa burada 1 mol var. Burada ne var? 2 mol var. Tepkimi nereye doğru kaydırman gerekiyor? Ürünlere kaydırman lazım ki basıncını azalsın. Peki ürünlere kaydırman demen bunların derişimlerini yani miktarlarını ne yapman demen? Azaltman demen. Bunların miktarını azaltmak demek tepkimi hızını ne yapar? Yavaşlatır. O zaman bize diyor ki reaksiyon hızını arttırır diyor. Demek ki bunu uygulayamazsın. Yani burada tepkimi hızını arttırmıyorum yavaşlatıyorum. Geldim ikinci. Pistonu iki yönde hareket ettirmek. İki neredesin? Ha, iki aşağı yönde. Şimdi molarite eşittir N bölü V ya da PV'den düşün. İkisi de aynı şey. Hacmi indirirsen derişim ne oldu? Arttı. Ya da hacmi indirsen basınç ne oldu? Arttı şeklinde söyleyebilirim. Peki basıncı arttınca bak biraz önce basınç artar deyince kabın toplam basıncı artıyor. Yani bunların basıncı artmıyordu. Dikkat et. Ama şimdi indirince bu adamların basıncı artıyor. Ya da bu adamların derişimleri artıyor diyebilirsin. E derişim artarsa, şöyle bir şey diyeceğim Hocam şu anda derişim artarsa tepkim olmak zorunda, artmak zorunda. O zaman bu işlemi uygulayabilir miyim? Uygularım. Niye? Derişimi arttırdın, tepkim hızı artar. Peki pistonu sabit tuttum sıcaklığı arttırdım. Aa hocam sıcaklık, endolide egzo fark etmez. Tepkim hızını arttıran bir faktördür. Hele ki sıcaklığı, e, pistonu sabit tuttuysam tepkim hızını kesinlikle arttırırım. Yani cevabım 2 ve 3, e seçeneği şeklinde karşımıza gelecek. Devam ettiğim 8'in soruyla... Belli bir sıcaklıkta gaz fazına gerçekleşen yukarıdaki tepkime ilişkin hızlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bunun için mesela diğer basamakları da göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir şey yapıyorduk hatırlıyor musunuz? Tepkim hızını bulmak isterken tepkim hızı eşittir. Girenlerde kim var arkadaşlar? Delta diyordum. N2O'nun miktarındaki değişim bölü geçen süre neydi? Delta T'ydi. Ancak ne kadar süre? 2 kat daha hızlı gerçekleşmesi lazım diyordum. Burası harcanan bölge olduğu için eksi de ifade ediyordum. Eşittir diyordum. Burası neydi? Eksi diyordum. Gene aynı şekilde delta O2'nin miktarındaki değişim bölü. Geçen süre diyeceğim ama katsayısı kaç? 3 olduğu için 3 çarpı delta T şeklinde kullandım. Eşittir diyorum. Bu sefer artı dedim arkadaşlar. Burası ne? o 2 Yani delta o 2nin derişimdeki değişim bölü. Geçen süre ne? Delta T. Katsayısı ne? 4. O zaman katsayısı 4'ü eklemiş olduk. Sonra böyle bir ifade gördüğümüzde demiştik ki arkadaşlar bu tepkimeyi e, tek basamaklı halde incelemek için ortak bir katla çarpalım. Kimle çarpacağım? 3 var, e, 4 var. O zaman 12 ile genişleteyim mi burayı? 12 ile genişlettiğim zaman burası sade işte. Bakın 6 tane R, N2 O'nun derişimi eşit olacak mı? 12 ile çarptığım zaman 4 tane R, O2'nin miktarındaki değişim eşit olacak mı? 12 ile çarptığımda 3 tane R, NO2'nin derişim şekline gelecek. Aslında benden istediği şey bu. Yani baktım 6 tane N2O, 4 tane O2, 3 tane NO2. Yani cevabımız doğruca A seçeneği olarak karşımıza gelecek. Geldim 9'a. Şimdi bir grafik varmış. Demiş ki 2 tane X, ile tepkime girerek Z'ye dönüşmüş. Tepkimesi kapalı bir kapta. Standart koşullarda gaz fazında gerçekleşiyor. Bilgin olsun demiş. Buna göre 2 numaralı tepkimenin hızı 1 numara tepkime hızından fazladır. Şimdi 2 numarada ne yapmış gençler? Tepkimi basamaklı hale getirmiş. Zaten bak bunu aşağıya çekmiştim ve basamaklı hale getirmiş. Neyi uyguladım? Katalizör. E katalizör uyguladıysan bu tepkime ne olur? Daha hızlı hale gelir. Yani doğru bir ifade. 2 numaralı tepkimede katalizör kullandım. Biraz önce söyledim. Her iki tepkime dedi tek basamakta gerçekleşmiştir. Şimdi bir tane tepe noktası varsa bir basamakta gerçekleşir. Yani birinci tepkime tek basamak. Ancak ikinciye bir bakın kaç tane tepe noktası var? İki tane. O zaman bunun iki basamakta gerçekleştiğini söyler. Demek ki bu ifade yalan bir ifade oldu. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 yani C seçeneği şeklinde karşımıza gelmesini bekliyoruz. Geldik olmuş sorumuza. Bakın. gene bir tepkime vermiş. Demiş ki tepkimesinin sabit sıcaklıkta ve kapalı bir kapta ölçülümün Müş deney sonuçlarını ben sana verdim. Hangisi yalandır gibi bir ifade kullanıyor. Şimdi yapacağımız işlem neydi? Tepkimin hızını tayin etmekti. Diyoruz ki sabit olan bir evre. Neresi? 2. ve 3. tepkime. Bak ikinci ve 3. seçtiğimizde kim sabit oldu? X'in derişimini sabit tuttum. X'in derişimi sabitken reaksiyon hızını sadece kimle kıyaslamış olduk? Y'nin derişimiyle. Şimdi bak. Reaksiyon hızında Y'nin derişimi 2 katına çıkarken tepkime hızı kaç katına çıkmış? O da 2 katına çıkmış. O zaman Y'nin üzerindeki sayının 1 olduğunu öğrendik. Şimdi başka renk alayım. Geldim bu sefer kimi sabit tutmayı? X'i. X'i nerede sabit tutacağım? Birinci ve ikinci deneyde. Bu sefer diyorum ki birinci ve ikinci deneyde X'i bu sefer sabit tuttum mu? Peki tepki hızı kimle uy ee, değişmiş olacak sadece? Y'nin derişimiyle değişecek değil mi? Yo y'nin derişimi diyorum. Kimi sabit tuttum? Birinci ve ikinci de y'yi sabit tuttuk. Dur. Şurayı y dedik. Şurayı da x olacak. Heh. Burayı da x olarak değiştirelim şöyle. Peki. Diyorum ki birinci ve ikinci deneyelim. X'in derişimi kaç katına çıkmış? İki katına çıkmış. Tepki hızı kaç katına çıkmış? Hocam dört katına çıkmış. O zaman X'in tepesindeki sayının kaç olması lazım? İki olması lazım. O halde benim reaksiyon hızım R eşittir K çarpı X'in derişiminin karesi çarpı Y'nin derişimi şeklinde gelmesi gerekiyor. Peki geldik birinciye. Diyor ki tepkimenin hız denklemi aha da budur. Doğru bulduk mu bu bulduk. Doğru. Tepkime mekanizmalı gerçekleşmiştir. E, buraya burayı görün yazılsaydı tepkime k çarpı x'in derişimi çarpı y'nin derişiminin karesi gelecekti. Ama bizde ne oldu? Tam tersi çıktı. O zaman bu mekanizmalı bir tepkime doğru dedim. x'e göre tepkime ikinci derecedendir. x'e göre bir bak tepkime kaçın i̇kinci dereceden? İkinci dereceden doğru dedim. Hız sabiti kanun sayısal değeri 4'tür demiş. Şimdi herhangi bir tepkime de yerine yazarsak. Mesela birinci basamakta yazalım. Burası ne? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir. K çarpı. Burası kim olacak? 10 üzeri eksi 2'nin karesi çarpı. Y'nin derişimi kaç oluyor? 10 üzeri eksi 2 geliyor. 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 6 şunlar birbirini götürdü. K dediğim değer kaç çıktı? Ee, 4'ü niye sildim ya? Ben burada bakalım siz dikkat ettiniz mi diye baktım gençler. 4 dediği kimi silmemiz lazım? 10 üzeri eksi 6'yı silecektik orada. Heh. 10 üzeri eksi 6 hissedim. K'nın değeri kaç çıktı? 4 olarak karşımıza geldi. K'nın değeri 4'tür demiş. Doğru. O zaman cevap Edirne. Peki neden Edirne? K'nın birimi nedir? Bakın bu sorularda bir formül vardı. Bir de uzun yoldan da ama ben size uzun yoldan gitmenizi tavsiye ediyorum. R dediğim der neydi? Hocam burası mol bölü litre çarpı saniye birimi değil mi? Peki K'nın birimi bilmiyorum. Ama köşeli parantez derişim demek. Yani aslında burası mol bölü litre demek. Bunun neyi karesi? Yani mol kare litre kare geldi çarpı. Y'nin derişimi ne? Hocam burası da mol bölü litre demek. Şimdi şuradaki mol bölü litreler birbirini götürdü. Geriye kim kaldı? Bunu karşıya attığımızda litre kare bölü. Bunu karşıya attığımızda mol kare. Burada kim kaldı? Çarpı saniye eşittir K'nın birimi oldu. Demek ki K'nın birimi litre kare bölü mol kare çarpı saniye olacaktı ama bizde normal litre bölü mol çarpı saniye demiş. O zaman yanlış cevabımız Edirne olarak karşımıza gelecek. Evet gençler, böylelikle reaksiyon hız konusunu bitirdik. Burayı iyice bir tekrar edin. İyice bir inceleyin. Neler var? Nasıl sorular geliyor? Kalıpları ne? Öğrenelim. Bir sonraki dersimiz kimyasal tepkimelerde denge. Yani yepyeni bir başlık değil aslında. Reaksiyonda hızın bir başka versiyonunu anlatacağız. Yani çift taraflı bir hız kullanmış olacağız. Bunun nasıl geliştiği ile ilgili çeşitli örnekler göstereceğiz. Ama burayı çok iyi öğrenmeniz lazım. Çünkü dengede hızın üzerine kurulan bir konu. Evet gençler o halde bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.